Akıllı mercek nedir? Hangi rahatsızlıklarda kullanılır? Akıllı mercek uygulaması sonrası nelere dikkat edilmelidir? Eczimer Laser nedir? Kimlere yapılabilir? Göz rahatsızlıklarında akıllı mercek ve Eczimer Laser tedavisi hakkında tüm merak edilenlerle göz hastalıkları uzmanı Doktor Özgür Yaşar az sonra konuştukça da Göz hastalıkları uzmanı Doktor Özgür Yaşar program konuğumuz. Hoş geldiniz Özgür Hocam. Hoş geldiniz. Olur. Hoş, Hoş bulduk. Evet göz Çok hastalıklarını akıllı mercek ve excimer lazer uygulamalarından bahsedeceğiz. Evet. evet maketlerimizde de daha detaylı bilgiler alacağız sizden. Öncelikle akıllı mercekten bahsedelim. Nedir hocam? Aslında merceğin bir aklı yok, bir çipi yok, bir işlemcisi yok. Daha önce katarak operasyonu sonrası biz hastalarımıza tek odaklı mercek implantı ederdik. Hı hı. Teknoloji gelişince... Artık e, tek odaklı mercekler yerine uzağa, orta mesafeyi ve yakını da net gösteren çok odaklı mercekler. Trifokal, trifokal, multifokal böyle evet. bir gelişti evet, yani. Evet, evet. trifokal. E, mercekler gelişince e, post operatif, yani kataraktından kurtulan hasta artık e, gözlükten de kurtuluyor. Yani e, tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. E, e, 50 yaşında e, gözlük kullanan Evet ben bu soruyu sorayım şimdi. 50 yaşında <laughs> gözlük kullanan. Bir <laughs> bak zorlaştıracağım Aa, soruyu. Oğuştan göz tembelli olan, evet. hipermetrop uh. sol 3, e, 40 yaşından sonra miyop artan, astigmatı da olan evet. bir danışan geldi. Evet. Burada Ama şimdi hiper, hipermetrop, miyop, astigmat 3'ü de var. Ya zor bir zor hipermetrop bir olay. Hipermetrop değildir o. Pre, e, presbiyopidir. Tam presbiyopi evet, evet, tam hipermetrop evet, değil aslında. Evet. evet. Astigmat da var Siz burada. Miyop, miyop miyop var. O Bakayım. <laughs> evet. Hocam nesiniz? Şimdi, ha, şimdi, sizin şimdi, sol tarafta, sol tarafta gözten belli bak. Evet. Evet, şimdi evet. işte multifokal lensler geliştiği Hı. için de aynı anda ara mesafeyi de uzadı, yakını da. Yani Hı. bu cerrahi operasyonla Hı. kısa bir operasyon Hı. nasıl çözebiliyoruz? Danışan geldi nasıl bir yol izliyorsunuz? Önce geldi. İşte bu güzel bir şey. Yani gözlükten de kurtulmak istiyorum. Kurtulabilir Kurtulabilirim ama ben gözlüğü seviyorum. Tabii bir kere kesinlikle e, kişiye e, detaylı bir muayene yapıyoruz. Göz evet, muayenesi yapıyoruz. Tabii. Diabetik etnopatisi, nokta hastalığı, e, korneal dejenerasyon gibi rahatsızlıklarının olmaması Önce bakmak gerekiyor. lazım. Tabi tabi Ekarte ediyoruz. Hmm. Ondan sonra e, bazı e, ölçümler yapıyoruz. E, ultrasonik e, ölçümler, evet. e, optik ölçümler. E, bunlardan biz bir veri topluyoruz. Evet. Yani siz bize geldiğinizde biz sizin gözünüz hakkında bilgi ediniyoruz. Mesela bize soruyorlar telefonla, hocam katarak e, e, var. var, akıllı mercek Heh, e, implanta e, yapabilmek istiyorum. Katarak sonrası olabiliyor zaten. Evet. Ne yapmam gerekiyor, olabilir miyim? Hatta direkt fiyatı soranlar da oluyor. Diyoruz ki önce gelin. Bakmak lazım. Önce uygun musunuz bir bakalım. Hiç uygun mu? Belki de hiç uygun değil o kişi. Sadece kataraktını temizliyoruz. sorun olabilir, başka bir şey olabilir. Evet. Monofokal e, mercek implant ediyoruz. Monofokal merceği de şöyle bir göstereyim. Evet. Girdik çünkü konuya. Aynen aynen. Evet. Aynen girelim buradan. E, bu mesela hiçbir halkası olmayan bir tek, tek, odaklı, tek mercek. odaklı mercek. Eskiden... E, halen de halen uzağı de. biraz yakınlaştırıyor uzağa göre zaten biz e, ayarlıyoruz uzak gözlüğünü attırmaya çalışıyoruz, attırmaya çalışıyoruz e, postop süreçte evet. kataraktını temizledikten sonra daha önce trifokal mercekler yokken bunu takıyorduk full diye geçiyoruz operasyondan sonra gözümüz iyi görüyor artık aynen direkt uzağı net görüyor evet. yakına gözlük veriyordu yakına gözlük veriyordu daha sonra bu aynen. çok halkalı mercekler geliştirildi gördüğümüz gibi böyle evet. halkalar var cd gibi Evet. Uzak, orta, yakın, uzak, orta, yakın Hı. gibi Hı. halkalardan oluşuyor. Trifokal o. Trifokal, evet. evet. Ee, orta mesafeyi de bu sefer görebiliyoruz. Burada. Aynen Yakına öyle. Yakına da biraz faydası oluyor. Evet, trifokal e, yani uzak adı üstünde, tri, üç, uzak, 3, uzak orta, orta ve yakını yakın. net gösteriyor bize. Orta mesafe nedir? Ee, 75 santim, 60 santim, bilgisayar monitörü. evet. Office, kitap okurken falan. Kitap okurken yakın. Yakın biraz, biraz uzaktan okurken. Ofis hayatında biz orta mesafeyi kullanıyoruz. Evet, Bilgisayar ekranına bakıyoruz, bu evet, orta, orta mesafe. mesafe. Kitap okurken 45 Dayak. santim, 40 yakın. santim yakın. E, Zaten yakın problem olunca onu biraz ileri alıyoruz yani. 40 yaşından sonra yavaş yavaş böyle yakın gider. Bozuluyor yakın. Evet, telefonu biraz daha uzak tutmaya <laughs> başlarız, biraz daha uzak tutmaya başlarız. Evet. Yaş ilerledikçe biz e, otomatikman görebilmek için bu hareketi yaparız. E, Multifokal ense bakabilir miyim hocam? Tabii. Bu arada ilk defa getiren bir konumuz oldu. Burada daha 3 olunca evet. burada çevresi CD gibi gerçekten de. Hmm. Evet. Harari. Yani, evet, burada monofokal aldı. O zaman 40 yaşından sonra olunca yakında problem oldu. Evet, kişinin kataraktı var. Kataraktı var ee, Biz bu kataraktı temizlerken e, çok odaklı merceği seçerek trifokal, uzak orta yakın hmm. mesafe merceği seçerek kişinin hem kataraktını temizliyoruz evet. hem de e, katarak operasyonundan sonra gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Astigmat? Hepsi gidiyor. Hepsi. Gidiyor. Evet astigmatlı trifokaller yani torik diye geçiyor. Torik, e, torik trifokalleri e, kişiye özel yine ölçümler yaparak e, onların aksları var, açıları var. Bayağı e, teknolojik ürünler. E, o aksa yerleştirerek kişinin astigmatını da yok ediyoruz. Yani... E, hipermetrop, Hiç miyop, şey astigmat, presbiyopi hepsi gidiyor. Evet. Gidemeyeceği bir durum oluyor mu hocam? Eee belki. Evet. Yok <laughs> Yo, şimdi şöyle Göstemberlinde de e, yine biz e, ölçümleri yapıyoruz. Kişinin göz yapısı uygunsa yapılabilir. Yapılabiliyor. yapılabiliyor. E, yapılamadığı durumlar e, korneal dejenerasyon. işte e, diyabetik retinopati. E, sarı nokta hastalığı gibi veya, Yaş var mı önemli peki burada bu hani, e, şimdi şöyle kataraktı varsa 40 yaş öncesinde de yapılabilir. Ama kataraktı yoksa tercihen biz presbiyopinin ilerlediği hafifte kataraktın başladığı refraktif amaçla yapacaksak bile 50 yaşından sonrayı tercih ediyoruz. Burada bir de egzaymır lazerler kullanılıyor evet. hocam. Bu konuyu çok konuşmadık. Bu konuyu açmanızı bile... istiyorum. Nedir farkları? Egzaymır lazerle hangi göz problemlerini tedavi ediyoruz? Evet. Aynı. Miyopi, permetrop, astigmat. Ama Evet. Biz e, Lazer'i 40 yaşından önce tercih ediyoruz. Hı. Neden? Neden? Çünkü evet. 40 yaşından önce hepimiz yakını görebiliyoruz. Lensimizin uyum kabiliyeti var. Evet. O yüzden biz 40 yaşından önce e, Exxon'la çözüyoruz. Çizdirme olayı mı hocam halk dilinde? Evet. Onun niye kalmış? Evet. E, eskiden ee, Ruslar evet. e, çizerek korneayı elmas bıçakla çizerek miyopiyi hmm. tedavi ediyorlarmış. Biz yok bizde yok muydu öyle bir şey Ruslarda mı vardı? Ee, çok eskiden çok. yani tabii. Uğut dedelerimizin de aynen öyle. Sonra bu teknoloji gelişince o rafa kalkmış. E, o işte ama tabir ismi olarak kalmış. kalmış. Tabir olarak kalmış göz çizdirme diye. İşte o göz çizdirme Eximer Lazer. korneaya lazer ışığı kullanarak hiç bıçak... Lazer kullanarak. Değil. No touch. No, değil. no değil. touch da e, o e, bir tipi. Hmm. E, lasik, lasik, no touch, e, smile gibi alt Tip, tipleri farklı var. Farklı variasyonlar var. Evet. Biz Eximer açalım hocam. Kafa karışmasın. <laughs> Çok detaya girmek istemiyorum. Evet. Kafa karışır. Doğru. Evet. E, Eximer Lazer özünde lazer ışığı kullanarak korneaya şekil veriyoruz. Şekil yani var. bu şekili de miyop, hipermetrop, astigmatı yok etmek için kullanıyoruz. Yani bir nevi gözlüğün camını Göz. korneaya işliyoruz ve kişinin kırıcılık kusuru ortadan kalkıyor bu işlem sonrası. İdeal yaşı ne zamandır? Evet. 22-23 yaşında gözün e, ilerlemesi durur, yavaşlar. Evet. Artık miyopisi durur, hipermetropisi evet. durur. O yaşlardan sonra tercihen bir yıl kişinin refraktif stabilitesi sağlandıktan sonra yapıyoruz. Ama hocam mesela 22 yaşta yaptınız. 40'ta işte yakın görme sıkıntısı ekleniyor. Harika bir soru. Yakın görme sıkıntısı eklendiğinde yani lensin uyum kabiliyeti fizyolojik olarak azaldığında ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ha. Bekliyoruz. 50 yaşından sonra e, hafif de katarak başlıyor Nükleer skleroz başlıyor O da başlama ihtimali yüksek midir kataraktan 50 yaşında Hayır Bu hayır, yakın hayır. görme 40'lı 40... kim gördüyse istisnasız herkes de var Kimse yakını göremiyor 40 yaşından sonra e, 40 yaşından sonra yakını göremem kesin istisnasız Değil mi Telefonda çok, zaten. VTL, zaten, yavaş, yavaş, çok vakit geçiriyoruz Doğru, hayır, çok yani Benim bu gözden kartal bakışlıyımdır Yok hocam sizlere ömür yani asla yakını görmüyorum Uyum kabiliyeti azalıyor çünkü lensimiz Eski e, esnekliğini yitiriyor Lens yakına nasıl odaklıyor Biliyor musunuz Jöle gibi bir tabaka, o e, esnekliğiyle e, top gibi olduğunda yakına odaklıyor, böyle olduğunda uzağa odaklıyor. O kaslar sağlıyor bunu hareketi, ama mercek e, lens saydamlığını e, yitirmese bile esnekliğini yitirdiğinde artık e, bu hareketleri yapamıyor. O zaman yavaşlıyor, e, yakını mutlaka bir gözlükle net görür. Hale geliyoruz. Okumak için mutlaka bir gözlük ihtiyaç Göz duyuyoruz. Miyoplar biraz avantajlı. E, mi, miyoplar işte e, bir derece miyopunuz varsa atıyorum e, 47 yaşına kadar bir şey takmadan da okuyabilirsiniz. Evet. Gözlüğü şöyle yapın Hı. görürsünüz. Evet. Dolayısıyla Eximer Lazer olan kişiler ileride katarak olduğunda katarak operasyonu olabilirler. Olabilirler. Halk arasında atıyorum. böyle bir evet. korku var. Eximer Lazer oldum ileride katarak. Ameliyatı olamayacak. Ameliyatı Böyle... farklı yani yapılabiliyor. Yapılabilir. Sadece hatta akıllı mercek implant edilebilir. Hı -hı. Sadece hekimine ben 22-23 yaşında egzaymer lazer cerrahisi geçirdim diye Söylemesi bilgi vermeli. Vermezse ne olur? Vermezse gözünde numara kalabilir. Ha. Çünkü biz cihazlara o verileri işliyoruz. Diyoruz ki bu kişi daha önce hipermetroptu. Ona göre ölç. Bilgisayar ona göre Okul ölçüyor. Akıllı şeyler çıktı. Bilgisayarlara evet. bak onu. Biz teknolojiyi sonuna teknoloji kadar kullanıyoruz. Çok hızlı gelişiyor. Bakın o e, James Webb uzay teleskopu atıldı evet. biliyorsunuz. Oradaki e, teknoloji göz kullanıyor. Biliyor muyuz? bence ]iniz? en iyi şu an teknolojide gelişme gösteren dalgalar. Aberasyonları, aberometreler hep o e, işte ölçümler bizde kullanılıyor. Eximer lazer teknolojisi. Nereye varacak bu olaylar? Peki hocam yani bir evet. de şunu sorayım. Akıllı... Mercek operasyonu kısa bir süre, kısa bir operasyon mu kolay mı? Bir de değişmesi gerekirse değiştirilebiliyor mu? Evet e, operasyon yaklaşık olarak 10-15 dakikada e, tamamen ağrısız evet. e, damla anestesi altında e, yapılabiliyor. Evet. Tabii tecrübeli ellerde e, bu şekilde hani güvenli. E, İlerde post... de, e, tekrar değiştirme yani bir sıkıntı olursa evet, değiştirilebilir mi? E, güzel bir soru postop süreci de e, rahattır. Evet. Çabuk hayat normal hayata dönmek bir proses. Evet evet Ağrısız ve hızlı bir şekilde rehabilitasyon sağlar hemen kişi iş hayatına dönebilir. Numara kaldı ne yapacağız? Evet. Numara kaldı ise eğer çok büyük bir numara değil ise e, biz bunu e, Eximer lazerle düzeltebiliyoruz. Evet, Bakın güzel. iki sistem birbiriyle çok güzel. çalışabiliyor. Evet. E, tabii bunu belirli kriterler var bekliyoruz refraktif stabilite sağlandıktan Aynen. sonra yapıyoruz çok anormal bir numara kaldı ise o zaman o merciyi e, değiştirebiliyoruz. Çıkartıyoruz yerine e, düzeltilmiş refraktif e, numaraya uygun mercek implantı ediyoruz. Yani çare tükenmiyor. çare tükenmiyor. Evet. Hocam çocuklarda tedavi peki yani onlarda da tabii teknoloji geliştikçe? E, 18 yaşından önce biz Alzheimer lazer yapmıyoruz. E, refraktif stabilite sağlandıktan sonra e, examir lazeri tercih ediyoruz. Ondan önce e, yine işte kontak lens, gözlük e, gibi e, düzeltmelerle e, çocukların e, görme rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Evet. Hı hı. Bir de hocam yani biz bunda konuştuk. No hı. touch lazer. Dokunmadan hı. tedavi. Bunda gerçekten dokunmuyoruz hastaya ama bunun kolaylı avantajları diğer uygulamalara göre nedir? Şimdi çok gündemde çünkü. Aslında no touch lazer yani öyle bir şey yok. Yani evet. korneanın en üstündeki evet. epitel tabakasını ...lazerle buharlaştırıyoruz. buharlaştırıyoruz. Ee, bir de onun... Ama kesi yok. Herhangi bir vazif evet. işlem değil. Bir de şimdi o e, alkolle... ...kenara alma evet. e, operasyonu var. E, Lasek deniyor. Bunu alkolle değil... Lazerle buharlaştırırsak buna işte no touch demişler ama onda da yine bir dokunma işlemi var. E, kandırıyorlar no touch diye. Direkt, tabii yani dokunuyor. daha az dokunma daha az denilebilir dokunma. ama e, ikisi birbiriyle e, aynı işi yapıyor. Hiçbir e, çok e, bariz bir farklılık yok. Bunu hangi ama, durumlarda biz tercih ediyorsunuz? Evet, ya? Bir de bunu o, anlamak istiyorum. Şöyle ben. mesela e, kişinin korneasını biz e, inceliyoruz. Operasyon evet. öncesi baya bir test yapıyoruz. E, Kornea analizleri yapıyoruz. E, korneası eğer ince ise kişinin e, o zaman e, bu e, en üstteki epitel tabakasının Hı. altına anterior stroma'ya evet. yapılan lazeri seçiyoruz. Seçiyorsunuz. Göz yani. numaraları da uygunsa tabii ki uygunsa. çok yüksekse onu zaten yapamıyoruz. E, ince kornealarda biz e, LASIK, no touch denilen bu metodu e, seçiyoruz. E, eğer korneası yeterli kalınlıktaysa Diğer metotları, intralase, lasik gibi metotları tercih ediyoruz. Yine ince korniyalarda smile denilen teknik evet. de kullanılabiliyor. Kişinin tamamıyla anatomik yapısına göre, refraktif değerlerine göre metotlar arasında karar veriyoruz. Karar verilebilir Evet. Son olarak da kısaca akıllı merceklerin bakımı var mı? Akıllı merceklerin kesinlikle hiçbir bakımı yok. Çok güzel bir soru. Ve ömürlükler. Ömürlük. Bir daha değişmiyor. Mezara kadar yani. Mezara kadar. <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah. Sonra mercekini çalmasınlar mezarda. <laughs> İşe yaramaz. <laughs> İşe yaramaz. <laughs> <laughs> e, Valla çok, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah <laughs> yalnız olsun. Hocam teşekkür çok ediyoruz verdiğiniz evet, bilgiler için. Biz de sohbetimize eğitimci yazar Ömer Şahan'la devam edelim. Haydi bakalım.